Hepinize yeni bir mekandan, yeni bir yerden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için merkeze yakın neresi var, nereyi gezebilirim derken aklıma geçmişte geldiğim bir yer geldi. Dev Salıncak. Şu an Dev Salıncak'ın yanına geldim. Burada çekim yapacağım, size salıncağı göstereceğim. Ne kadar ücretle sallandığını falan söyleyeceğim. Yukarıdaki yer var, çıkabilirsem orayı göstereceğim size. Çoğu yer kapalı çünkü. Haydi bakalım salıncağa binelim. Salıncağımız burası. Şu abi geldiğiniz zaman biniyorsunuz ve sizi sallıyor. Giriş de şu anda 10 TL'ymiş. Biraz da sizin tanıtımınızı yapalım abi. Başla aşağıyı göstereyim size. Salıncağın bineği yeri burası. Gördüğünüz gibi bayağı bir yüksek. İsminin hakkını veriyor Dev Salıncak. Efendim? 18 metreymiş uzunluğu. 18 metre yükseklikteki bu salıncağa biniyorsunuz ve şu şekilde karşıda Antalya manzarası var. Antalya manzarasına karşı sallanıyorsunuz. Karşıda görünen yer Antalya Sarısu Mahallesi. Salıncaktan karşıda görünüyor. Aslında hava biraz bulutlu olmasa, açık olsa aşağısı da tam net görünür de. Şu anda hava biraz puslu olduğu için tam görünmüyor. Şimdi hep beraber sizinle salıncağa binelim. Binebilir miyiz abi şu an? Abim salıncağı hazırlayacak. Efendim? Tamam abi, oraya gelin ben. Abim salıncağı hazırlıyor. Şuraya gireceğiz değil mi? Evet. Buraya girdik ve oturduk. Ayaklarımızı uzat. Tamam. Şimdi uçuş zamanı. Ya, tamam. Biraz da biraz da tersten görelim manzarayı. Evet. Gördüğünüz gibi buranın manzarası çok güzel. Bu korona günlerinde evde sıkılıyorsanız gelip burada abinin eşliğinde burada sallanabilirsiniz. Evet. Çektim mi lan? Çektim abi. Salıncak turumuz burada sona erdi. Abimizin eline sağlık, teşekkür ediyoruz kendisine. Girişte de böyle birkaç tane köpüş var. Giriş buradan normalde oturulmuyor da ben sadece yukarı çıkıp sizlere manzarayı göstermek için bir video çekeceğim ve ineceğim. Girelim. Tamam abi, eyvallah. Buradan çıkıyoruz ve meşhur Dev Salıncağın manzarası bu şekilde. Gökdere Mahallesi'ne gitmiştim. Gökdere Mahallesi de böyle aşağıda, böyle bir vadi gibi manzara var. Tam karşısında da burada olduğu gibi Sarısu Mahallesi görünüyor. Burası biraz oraya benziyor açıdan.
merkeze yakın olması açısından buralar çok güzel. Hani şu korona günlerinde eve tıkılıp kalıyoruz, bir yere gidemiyoruz. Hiç yoktan hani iş çıkışı, gidin 5 dakika bir yeri göreyim işte, bir yeri biraz dolaşayım falan dediğiniz zaman gelebileceğiniz yerler burası. Ben de şu an iş çıkışı geldim mesela sizlere burayı çekmek için. Siz de iş çıkışı, hani ne bileyim, işten biraz izne alıp erken çıkarsanız falan gelip burada bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Hani güzel de bir yer. Şimdi sallanacak birileri var. Size onu da videoya çekeyim. Buranın şöyle bir yukarıdan da manzarası var. Yarın öbür gün buraya geldiğiniz zaman, korona günler bittiğinde gelip burada kahvenizi içip karşıdaki manzarayı doya doya seyredebilirsiniz. Aşağıdan su sesi falan da geliyor da bir aşağıya doğru da gideceğim. Hani orada bir dere falan bir şey varsa göstereceğim size. Yoksa da zaten videoyu çeklemem. Ama şu ileriden kameraya ses şu anda geliyor mu bilmiyorum ama bir dere sesi geliyor, bir su sesi geliyor. Burada manzara bu şekilde. Şimdi aşağıya doğru inelim. Nereye gidiyorsun? Nereye? Tünek tepeye alışacaksın mı oradan? Cuma'ya mı? Bu Cuma'ya gidelim. Nasıl evdi ya, perilev gibiydi. Dev salıncağı çektikten sonra biraz da yukarı çıktık, yukarıdan aşağıdan manzara nasıl görünüyor diye. Çok da net görünmüyor hava sisli olduğu için. Bu yukarıdan da manzara bu şekilde. Şurada bir köy var, evler var. Şurada bir şey vardı, orayı size göstereyim. Orası biraz dikkatimi çekti. Şurada göstereyim. Bir tane ev vardı da değişik, böyle perili ev gibi bir şeydi ama. Bakalım orası buradan nasıl görünecek. Aha, köpek sesi geliyor. Gidemedi. Buradaki köpek saldırıyor mu? Peki. Köpek sesi geliyor mu? Kapalı. Ha. Gidecektim, ses gelince geri gittim de. Ha, buranın içinde mi köpek? Üf. Tamam aslan. Bir şey demedik abi, saygılar. Şurası böyle terk edilmiş bir yer galiba. Pencereleri falan komple yok zaten. Farklı bir yer. Evet arkadaşlar, bugünkü durağımız dev salıncak oldu ve dev salıncağı hep beraber keşfettik. Şimdi başka yere geldik ve burada kahvemizi içtik. Eve doğru gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.